Sevgili misafirler, sayın davetliler, Adımlar Dergisi Kahramanmaraş temsilciliği olarak düzenlemiş olduğumuz Yaşayan Necip Fazıl Salih Mirzabeyoğlu konferansına hoş geldiniz. Sizleri İslam'a muhatap anlayış davasına hasredilmesi gereken bir selamla selamlarım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Açılış konuşmasını yapmak üzere Adımlar Dergisi Maraş temsilcisi Sayın Baki Aytemiz'i kürsüye davet ediyorum. Davetimize icabet ederek gecemizi teşrif eden, bizleri şereflendiren, özellikle de il dışından kilometrelerce yol kat ederek, zahmete giderek bu gecemizde hazır olan, işte Sakarya'dan, Antep'ten, Hatay'dan, Adana'dan, Antalya, Adıyaman, çeşitli Türkiye'nin dört bir yanındakilerden gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Tabii burada ben bu illeri sayarken unuttuğum yerler de olabilir. Fark edemediğim misafirlerimiz de olabilir. Onlar da kusurumuza bakmasınlar. Onlardan da peşinden özür dilerim. Şayet atladığım bir şey olursa. Bu çerçevede sizleri selamlarım. Selam size. Konuşmama başlamadan önce sizlere İbda Mimarı Sayın Salih Mirzabeyoğlu'nun selamını ve kandil tebriğini iletmekte bana düştü. Bizzat kendisinin hepinize selam var. Kandilimizi tebrik ediyor. Kandillerimizi tebrik ediyor. Kendisi ayrıca siz değerli misafirlerimize iletilmek üzere şu mesajı bildirdi. Sayın Mirzabeyoğlu'nun bu mesajını aynen okuyorum. Şimdi gündemde başkanlık sistemi tartışılıyor ya. Başkanlık sistemi, Fransız sistemi, Alman sistemi, Amerikan sistemi gösteriliyor ya. Onların birbirlerinden ayrı olması, başkanlık sisteminin bulunulan ülkeye göre olması gerektiğini gösteriyor zaten. Mesela Fransız başkanlık sistemi diyorsun veya Amerikan başkanlık sistemi diyorsun. Bu neyi gösteriyor? Başkanlık sistemi iki ayrı ülkede o ülkenin şartlarına göre olması gerektiğini gösteriyor. Bu manada referans gösterme filan ihtiyacına lüzum yok. Fransa'da şöyledir, bilmem nerede böyledir, öyle referans göstermeye lüzum yok. Bizim sistemimiz baş yüceliktir. Şimdi baş yüceliğin gerçekleşmesi için gerekli sosyal şartlar, keyfiyet, şu bu, ayrı dava. Bu hedeflenmesi gereken bir husustur. Yani şu anda ne türlü bir başkanlık olursa olsun bunun istikameti baş yücelik olmalıdır. Mirzabeyoğlu'nun mesajı bu kadar. Kendisinin iletilmesini istediği not budur. Bu tarihi nottan sonra ben kendim hazırladığım konuşmama geçmek istiyorum. Şimdi bir tevafuk eseri olarak gecemiz Berat Kandili'ne denk gelmiş bulunuyor. Berat gecesi Duhan suresinden öğrendiğimize göre, müfessirlerin anlattığına göre Allah'ın önümüzdeki bir sene içerisinde olacak işleri, rızıkları, ölümleri ilgilisine bildirdiği gece. Berat nişan demek. Hani nişan takmak diyoruz ya, o yüzük takma merasiminde nişan diyoruz. Evliliğe dair kararın beratı oluyor. Nişanı, alameti, İzi oluyor o yüzükler. Berat gecesi işte böyle nişanlar takılıyor manada. Rızık, ölüm, evlilik ve diğer işlerin nişanı takılmış oluyor. Biz de davayla olan nişan akdimizi, nikah akdimizi bir kez daha tazeleme kararıyla yola çıkmışken ne mübarek bir tevafuktur ki gecemiz Berat kandiline denk geldi. Normalde bu geceyi biz
yarın gece 22 Mayıs pazar gecesi yapmayı planlamıştık. Öyle arzulamıştık ama elde olmayan sebepler, bir takım aksilikler saygıyla bu gecemizi 21 Mayıs Cumartesi'ne almak zorunda kaldık. Ve işin doğrusu ondan sonra biz Berat gecesi olduğunu bir anda fark ediyorum. İyi ki de böyle olmuş. Şimdi dolayısıyla bu gece burayı üstadı anmak için toplanmadık. O sebeple konferansın adında da zaten anma ibaresi geçmiyor. Necip Fazıl zamanı aşma gayesine ermiş bir batın yolu kahramanı olarak dipdiri yaşamaya devam ediyor ve bizim de ona bağlılığımız, birçoğumuz onu görmediği halde onu gören istismarcıların tersine daha sağlam bir nişanla devam ediyor. Necip Fazıl bize statik bir fikir bırakmadı. Necip Fazıl bir fikir ve aksiyon adamı olarak bizlere çeşitli eserler bıraktı ki bu eserlerin en başında da seni ben yetiştireceğim dediği Salih Mirza Beyoğlu gelir. İşte Necip Fazıl Salih Mirza Beyoğlu olarak dipdiri ve capcanlı yaşamaya devam ederken Büyük Doğu davası da İbda markası altında yürümeye devam ediyor. Yaşayan Necip Fazıl Salih Mirza Beyoğlu, yürüyen Büyük Doğu İbda. Bizler işte bu manayı yaşamak ve yaşatmak gayesiyle bu toplantıyı tertiplemiş bulunuyoruz. Anmak için değil. Anmada statik bir yön var. Hani aileden kalma antika bir eşyayı onu sakladığımız sandığın dibinden çıkarıp o eşyanın tedavi ettirdiği hatıraları anmak gibi. Böyle bir anlayışla Necip Fazıl'ı andığını iddia etmek, asıl olarak Necip Fazıl'a, onun davasına, mücadelesine, Büyük Doğu'ya ihanet olur. Necip Fazıl ve Büyük Doğu sandığın dibine saklanıp senenin muayyen günleri oradan çıkarıltılarak sözde anmalara malzeme edilecek bir antika eşya değildir. Necip Fazıl'ı anmak, yaşamak ve anlamakla mümkünken Necip Fazıl'ı anlamak ve yaşamak da ancak İbda ile mümkün. Şayet İbda yani Salih Mirza Beyoğlu olmamış olsaydı biz Necip Fazıl'ı da anlayamamış olacaktık. Çünkü İbda Büyük Doğu'nun muradı olarak var olmuştur. Büyük Doğu'nun muradı İbda'dır. Bu mananın böyle olduğunu tescil eden de bizzat Necip Fazıl'ın kendisidir. Yani kendi kendine gelin güvey olanların aksine İbda'nın Büyük Doğu'ya nispeti bizzat Necip Fazıl tarafından tescil ve tebliğ edilmiş bir davadır. İbda mücadelesi malum. İbda mücadelesi malum olduğuna göre de Büyük Doğu İbda ile yürüyor tespitini yapmak hakikat namusu icabı bir zaruret. İşte bu sebeple şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki Necip Fazıl'ı görmek isteyenler Salih Mirza Beyoğlu'na bakmalı. Büyük Doğu mücadelesi vermek isteyen de İbda'ya omuz vermeli. Bizzat Necip Fazıl, onlar benim ardımdan gelmeyecek, ben onların peşinden koşacağım dediği Salih Mirza Beyoğlu ve İbda. Mirza Beyoğlu'nun izinden gidelim ki Necip Fazıl'ın yolundan yürümüş olalım. Sözlerimi üstattan beyitlerle bitiriyorum. İşte iz. Geliniz. Toprak post. Allah dost. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sayın Baki Aytemiz'e teşekkürlerimizi sunuyoruz.